Herkese merhaba. Umarım herkesin keyfi, sağlığı, sıhhati yerindedir. Benim aklıma bir konu geldi bugün. Sömestr başlıyor, yeni sene başlıyor. Bu demek ki bir kısmınız şu anda bu videoyu izleyenlerden halihazırda bir üniversiteyi ya da bir yüksek lisansı kazandı veyahut da yeni başlayacak bu seneyle beraber bahar ayındaki kayıtlar için hazırlık yapmaya başladı. Dolayısıyla önümüzdeki iki videoda farklı farklı konularla beraber tekrardan bu bilgileri tazeleyeceğim. Ve nelere ihtiyacınız olabilir, ne alanlarda zorluk yaşayabilirsiniz, birazcık bunlara odaklanmak isteyeceğim. Ve kendi tecrübelerimle beraber yine paylaşacağım. Eğer ki bu videoyu beğenirseniz kanalıma abone olabilir ve videoyu aşağıdan gerçekten de beğenebilirsiniz. Hadi başlayalım. Şimdi bu video bloke hesapla ilgili olacak. Çünkü benim bu zamana kadar izlenen videolar içerisinde en çok aldığım soru konularından bir tanesi bloke hesap ve sonraki banka süreçleriydi açıkçası. Halen daha Instagram DM'lerimden en çok destek olduğum veya maillerden en çok destek olduğum konu bloke hesap, açılış süreci, ne yapmalıyım, kimi seçmeliyim gibi sorular. Dolayısıyla ben bu videoda bloke hesabı nasıl açarsınıza değil, hangi sağlayıcıyı seçseniz daha iyi olur sizin için birazcık kıyaslamak istiyorum. Ben kendi bloke hesabımı biliyorsunuz daha önceki videolarımdan Fintiba ile beraber açtım. Ama bu süreç içerisinde farklı farklı sağlayıcıları da öğrenme, keşfetme ve sizin deneyimlerinizle beraber aslında birazcık da kendi deneyimimi edinme gibi bir fırsatım oldu. Bu süreçte bana yazmış olan, destek istemiş olan herkese tekrar çok teşekkür ederim. Çünkü bana bir şey öğrettiniz aslında gerçekten de. Şimdi bu süreçte bir önümde notlarım var bu arada. Çok toparlayacak olduğum bir karşılaştırma videosu yapmak istedim. Bu süreçte en çok sizden duyduğum 3 tane farklı isim oldu. Birisi Fintiba, birisi Deutsche Bank, birisi de Expatrio. Şimdi yavaştan karşılaştırmaya başlayalım isterseniz. Biliyorsunuz ki bloke hesap sizin Almanya'ya öğrenci olarak gelmenizde bir güvencenizin olduğunu göstermenizi sağlayan oluşum. Bunu kime veriyorsunuz? Vize yetkilerine yani konsolosluğa veriyorsunuz. Vermek zorunda mısınız? Hayır, eğer garantörünüz varsa değilsiniz. Ama eğer ki bir şekilde bu garantörünüz yoksa bir bloke hesapla kendinizi ve maddi anlamda kendinizi döndürebileceğinizi kanıtlamanız gerekiyor. Ve bunu da bloke hesapla beraber yapmanızı istiyor konsolosluk ve doğal olarak Almanya. Şimdi bloke hesap konusunda benim şahsen en çok önemsediğim konulardan birisi hesap açılış ücreti. Customer service gerçekten müşteri hizmetlerinden ne kadar sık destek alabiliyorum, ne hızla dönüş alıyorum. Bu çok önemli çünkü panik oluyoruz. Özellikle kurları falan da düşününce, onunla falan çarpınca her şeyi çok yüklü miktarda bir parayı bir yere kapatmak gerekiyor. Dolayısıyla o yanlış yere mi gitti, doğru hesaba mı yazıldı, ben yanlış bir şey mi yaptım? Bu panikler noktasında bizi rahatlatacak bir kaynağı ki bu makaleler olabilir, help center makaleleri olabilir ya da bir çete, bir canlı hizmete, bir şeye ihtiyaç duyuyoruz yani konuşmak için. Mail adresine bile okeyim. Bunun yanında en önemli şeylerden bir tanesi de dijital anlamda yeterli mi? Ben her şeyi bir app içerisinden ya da bir web sitesi içerisinden yapabiliyor muyum? Yoksa bir yere gitmem bekleniyor mu? Yazılı anlamda bir şeyler vermem gerekiyor mu? Vesaire. Tam olarak bu son bahsettiğim maddeden dolayı aslında benim için Deutsche Bank elenmişti. Ama sizden yine duyduğum banka ve sağlayıcılardan bir tanesi olduğu için yine ondan da bahsedeceğim. Şimdi arkadaşlar, en baştan başlayalım başvuru yöntemi. Bloke hesap açmak için sizin bir şirkete ya da o sağlayıcıya her neyse oraya bir şekilde ulaşmanız gerekiyor ki ben bu nedenden dolayı bloke hesabı ihtiyaç duyuyorum. Şu kadar miktarda bir bloke hesaba para aktarmam gerekecek. Dolayısıyla ilerlemek için neler yapmam gerekiyor? Bir yerden öğrenmeniz gerekiyor. Deutsche Bank için bu bankalar. Deutsche Bank sizden çıktılarla beraber, kağıtlarla beraber her şeyinizi alıp götürmenizi bekliyor. Bu nasıl mümkün olabiliyor? İnanın ki bilmiyorum. Kargo ile falan işliyor galiba süreç. Yani Almanya'da olmadan nasıl Almanya'daki bir bankaya bir şey? Yani benim çok kafam almadı o süreci. O yüzden dediğim gibi ben hiç düşünmedim bile, tercih bile etmedim. Aslında tercih edenleriniz varsa yorumlara da yazabilir. Ben bunun 2022'ye gireceğiz neredeyse. Çok da çağdaş bir yöntem olduğunu düşünmüyorum. Doğruyu söylemek gerekirse. Ama bunun yanında Fintiba ve Expatrio online anlamda çok güzel destekler sunuyorlar. Fintiba'da, Expatrio'da online olarak başvuru yapmanızı sağlıyor. Web sitesi ya da uygulaması aracılığıyla. Bu neden çok güzel bir şey. Her merak ettiğiniz şeyi online olarak telefonunuzdan görebiliyorsunuz. Her zaman orada elinizin altında bir kaynak var ve bir şey yollamak için 15 milyon tane çıktı almaya falan gerek yok. Ağaç kesiliyor falan diye üzülüyoruz. Ben bu konuda hakikaten de online ilerleyen
Sağlayıcı diyorum ama sağlayıcılar değil mi? Sağlayıcılar. Onlar ilerleyen sağlayıcıların yanındayım. Sizin de öyle olmanızı tavsiye ediyorum her şeyden önce. İkinci bir diğer önemli nokta ise bence açılış ücreti. Şimdi hesap açılış ücreti bakınca böyle euro kazanan biri için falan ne yani falan diyebilecekleri bir tutar olabilir. Ama bizim onunla çarptığımız şu anda bazen artı bazen eksi bir büyük bir kur farkının olduğu noktada bence açılış ücreti gerçekten de belirleyici rol oynuyor. Şimdi burada birazcık değişkenler devreye giriyor. Deutsche Bank'ı hala düşünüyorsanız eğer söyleyeyim. Deutsche Bank'ın hesap açılış ücreti 150 euro. Fintiba benim açtığım, benim kullandığım bloke hesabın sağlayıcısı açılış ücretini 89 euro olarak alıyor. 89 euro zaten kuvvetli bir harcama yapıldığı bu dönemde birazcık can yaktı mı yalan söylemeyeyim yaktı. Tam olarak da bu sebepten dolayı aslında Expatro'yu bu videoya katmak istedim. Online sağlayıcı evet Fintiba'da öyle ama abi Expatro çok daha uygun. Çok daha uygun. Expatro'nun açılış ücreti ise 49 euro. Arada 40 euro yani 400 TL'lik bir fark var. Ben bu 400 TL'ye ya da 40 euroya 40 euro burada bir haftalık market alışverişim demek. Öncelikle bunu söyleyeyim. Hadi Türkiye'de olduğu noktada 400 TL gerçekten de aslında birçok şeye bu süreçte harcayabileceğiniz para. Örneğin uçak biletiniz. Dolayısıyla bence burada birazcık tasarruflu davranmak ve güvenilir bir yerle beraber ilerlemeye devam etmek kritik önem taşıyor. O yüzden Expatrio'nun 49 euro olduğunu hesap açılış ücretini tekrar vurgulamak isterim. Bu bence hepinizin bir yerden fayda sağlamak isteyebilecek olduğu bir konudur diye düşünüyorum. Peki bir de bunun aylık ücret şeyleri var. Fintiba'da da Expatrio'da da hesap açarken göreceksiniz. Deutsche Bank'ta bu yok. Deutsche Bank aldığı 150 euroluk hesap açılış ücretinin yanında sizden aylık ekstra bir ücret kesmiyor. Öyle bir pozitif yanı var. Eğer bir önceki süreçlere tamamen okeyseniz aylık ücret diye bir şey olmayacak. O da sizin pozitif yanınız olmuş olacak. Ama Expatrio ve Fintiba'da belli bir minimal rakamlarla da olsa belli bir aylık hesap işletim ücreti gibi bir ücreti var aslında. Hizmet bedeli gibi de düşünebilirsiniz bunu. Neredeyse aynı tutar. Fintiba'da bu 4,9 euro. Expatrio'da ise düz hesap 5 euro. 10 cent için çok da böyle konuşmaya gerek olduğunu düşünmediğim bir konu açıkçası. Bütün bunları zaten bloke hesapla beraber yatırmış olmanız gerekiyor. Bütün tutarlarınızı hesaplarken Expatrio'da, Fintiba'da size yatırman gereken tutar diye son aşamada bir tane zaten belge veriyor. Oraya bütün bu hesap işletim ücreti, açılış ücreti vesaire gibi tutarlar dahil. Onu da söyleyeyim. Şimdi biraz önce demiştim ya nasıl gönderiyoruz biz bu belgeleri Deutsche Bank'a Türkiye'den doğru diye. Deutsche Bank'a Döküman Kargo ile beraber belgelerinizi gönderiyormuşsunuz arkadaşlar. Ve bu süreç size 40 euroya mal oluyor. Yani 150 artı 40. Yani keşke benden aylık ücret alsalardı da online olsalardı dedirtiyor. Expatrio ve Fintiba'da ise böyle bir ücret yok. Herhangi bir şekilde sizden diğer ücret kapsamı altında bir şey almıyor. Zaten aylık ücreti var. Bütün her şeyin içerisinde hizmet bedeli gibi olduğu için bu her şey onun içerisine dahil. Tekrar edeyim. Fintiba için 4,9, Expatrio için ise 5 euroluk bir tutarı var bunun. Peki ek hizmetler diye de bir kısım var aslında. Nedir? Fintiba Plus size mesela sağlık sigortası desteği sunar. Aynı şey Expatrio'da da var. Anlatacağım şimdi. Sağlık sigortası gibi şeyler buraya gelmeden önce çok kritik önem taşıyor. Çünkü onunla bir daha ayrı ayrı uğraşmak istemeyebilirsiniz. Benim okulumun anlaşmalı olduğu bir şirket olduğu için ben çok uğraşmadım. Zaten biriyle beraber çalıştım. Direkt olarak hızlı hızlı ilerledi benim sürecim. O yüzden zaten size de bu konuda destek olabileceğimi söylemiştim. Barmer'le beraber yaptım sağlık sigortamı. Seyahat sağlık sigortasında o an öğrendiğim için İdata'nın veznesinde yaptım. Ama sonradan öğrendim ki aslında bloke hesap sağlayan şirketler bir farklı paket içerisinde sağlık sigortası gibi kalemleri de zaten karşılıyor. Burada tamamen sizin seçiminize kalmış oluyor. Public ya da özel hangisiyle ilerlemek istediğinize siz karar veriyorsunuz. Çünkü Expatrio'da, Fintiba'da ikisiyle ilgili farklı şekilde de olsa size bir öneride bulunuyorlar ve bir destek sağlıyorlar. Bu Deutsche Bank'ta yok. Deutsche Bank size sadece bloke hesap konusunda destek oluyor. Ama Fintiba ve Expatrio'da dediğim gibi sağlık sigortası konusunda farklı paketler de var. Peki bu nedir? Şimdi benim bunu Fintiba'nın app'inde gördüğümde
çok da sıcak yaklaşmamış olmamın sebebi, bir dediğim gibi zaten üniversite konusunda benim destek aldığım bir sağlık sigorta sağlayıcısı vardı. Ama bir taraftan da Fintiba'da gördüğüm isimleri pek duymadım. Yalan söylemeyeceğim size. DAK Genel Sağlık Sigortası'nı ben burada sizlerle beraber, sizlerden duydukça, Fintiba'da ben Plus aldım, DAK'la yaptırdığımı duydukça tanıdım ve öğrendim. Ama dediğim gibi ben Bağmırlıyım. Erkek arkadaşım TK ile beraber yaptırdı sağlık sigortasını. Şirketleri onu önermişti ona. Expatrio TK ile beraber bu hizmeti veriyor. TK bir genel sağlık sigortası sağlayıcısı. Bu Expatrio ve Fintiba ile beraber yaptırdığınız noktada bir paketin içerisinde sağlandığı için aslında gün sonunda size çok daha kolay kolay bir şekilde halledebileceğiniz bir süreç olmuş oluyor. Ekstra farklı bir işleme kaydolmak, ekstra farklı bir IBAN bir şeyler tanımlamak falan zorunda değilsiniz. Zaten bu süreci sizin için Expatrio ya da Fintiba halletmiş oluyor. TK benim daha sürecine hakim olduğum ve duyduğum, tanıdık olduğum bir sağlık sigortası sağlayıcısı olduğu için ben bu konuda da açıkçası Expatrio'nun bir adım önde olduğunu düşünüyorum. Ama eminim ki içinizde DAK genel sağlık sigortası ile çalışanlar da vardır. Onlar da memnunlarsa eğer Fintiba'nın bu sürecinde ne mutlu onlara. Sadece ben burada kendi tecrübe ve duyumlarımı sizlerle paylaşmakla yükümlüyüm. Onu da söyleyeyim. Bu arada Expatrio ve Fintiba yalnızca public health insurance vermiyor. Aynı zamanda private health insurance da seçmek gibi bir seçeneğiniz var. Daha uygun fiyatları onu söyleyeyim. Ama kapsamlarını vesaire açıkçası ben bilmiyorum. O konuda sizin ayrıca bir araştırma yapmanız gerekir. Ama zaten Expatrio'nun da Fintiba'nın da kendi siteleri içerisinde bununla ilgili bilgi bulabilirsiniz diye düşünüyorum. Ben size bugün zaten bu videonun kıyaslama kısmı şu an bittikten sonra birazcık Expatrio'nun neleri nasıl yaptığından bahsedeceğim. Çünkü Fintiba çok fazla duyduğumuz bir şekilde hakim olduğumuz bir alan. Benim de daha önce videolarımda anlattığım bir konu. Expatrio bana bu açılış ücretleri, online süreçler vesaire gibi konulardan dolayı daha fayda sunan bir sağlayıcı olarak geldiği için kendi tecrübe etmemiş olsam da sizden öğrendiğim tecrübelerim ve internette bulduğum bilgilerle beraber Expatrio'yu size birazcık açıklamak istiyorum. Çünkü 40 euro cebinizde kalsın. Gerçekten onu ben de çok isterim. Dolayısıyla şimdi anlatmaya devam ediyorum. Hemen şeyi söyleyeyim. Özel sağlık sigortası Expatrio'da Dr. Walter ile oluyormuş. Fintiba'da ise eğer Mavista özel sağlık sigortası ile beraber oluyormuş. Mavista'yı duymuştum. Dr. Walter'ı bilmiyorum. Dediğim gibi özel sağlık sigortası konusunda benim beynimi alın ve çöpe atın. Hiçbir bilgim yok. Onu söyleyeyim. Dedim ya daha demin müşteri hizmetleri. Yani ben panik olduğumda ulaşabilmek isterim birine. Bu konuda Deutsche Bank yine çağın arkasında kalmış. Telefon ya da online formla ulaşabiliyorsunuz. Şimdi telefon Türkiye'den aradığınızı varsayın. Hani fatura matura boş verdiniz, aradınız. Bana İngilizce servis verecek mi bile soru işareti. Almanca biliyorsanız ne ala şahane. Ama yine de bence biraz çağ dışı bir müşteri hizmetleri yöntemi bu. Expatrio ve Fintiba ise eğer kendin de deneyimlediğin ve tecrübelediğin gibi her iki markayla da e-mail ve telefonla destek veriyor. Telefon yine dediğim gibi göze aldığınız noktada buyurun sizindir. Ama bence e-mail gerçekten de gerekli. Girip baktığım ve deneyimlediğim için söylüyorum. Aynı zamanda sorularınızın çok büyük bir kısmı her iki markanın da Expatrio'nun da Fintiba'nın da Help Center artikellerinin içerisinde açıklanmış zaten. Neyi nereden bulursun, nereden yaparsın vesaire. Her şey neredeyse zaten orada yazıyor. Eğer çok ekstrem bir case oldu, atıyorum yanlış IBAN'a gönderdim falan gibi bir şey oldu, referans numaramı yazamadım gibi bir şey oldu, o zaman yine e-mail ile destek almak ve yazılı bir kaynakla beraber bu süreci yönetmek bence en faydalısı. O yüzden Expatrio ve Fintiba'ya bir artı daha koyuyorum burada. Ve kapatacak olursak kıyaslamayı toplam 12 aylık bir maliyet aslında çıkıyor size. İşte hesap açılış ücreti, aylık masraflar bilmem ne falan derken. Deutsche Bank'ta bu 190 euro. Bilemiyorum Altan. Bilemiyorum. Fintiba'da ise bu 148 euro. 148 euro çarpı 10 falan diye düşünüyorum halen de. Her ne kadar artık Türkiye'de olmasam da. Ama sizin gibi düşünmek için bunu bu şekilde söylemek isterim. Expatrio'da ise toplam 12 aylık maliyet 109 euro. Yani arada neredeyse 40 euroluk, 39 euroluk bir fark mevcut. Dediğim gibi param cebimde kalsın. Ben bu kafayla gidiyorum açıkçası bu konuda. Hani bana eğer güven veriyorsa ve fayda sunuyorsa bir sağlayıcı, daha uygunu varsa daha uygununa giderim. Çok mantıklı bir düşünce. Dolayısıyla size de bu kıyaslamayı en başta yapmak istedim. Şimdi
Size birazcık ekspatriyoyu anlatalım. Şimdi biliyorsunuz ben bir önceki blog hesap videomda Fintiba ile beraber, tekrar söyleyeyim, Fintiba ile beraber açtığım için kendi tecrübe ve izlediğim yolları paylaşmıştım sizinle. Aslında fark eden tek şey ücret ve çalıştığınız sağlık sigortası sağlayıcısı. TK bana dediğim gibi birazcık daha duyumsadığımdan dolayı, kulak alışkanlığımdan dolayı daha böyle sıcak geliyor. Expatrio'nun TK ile çalıştığı bu dünyada. Dolayısıyla böyle expatrio'ya birazcık daha yatkınım açıkçası şu anda ve expatrio ile beraber bir iletişime geçtik biz. Hem bu belgeleri bana attılar ki ben size en doğru bilgiyi vereyim, hem de bir referans kodu oluşturdular bana. Bu referans kodunu açıklamada bulabilirsiniz. Link de aynı şekilde paylaşacağım. Sizin o linkle beraber expatrio'ya kayıt olmanız durumunda söyleyebilirim ki bana da destek olmuş oluyorsunuz Almanya serüvenimde ve çok teşekkür ederim çünkü sayenizde Samar kanalıma bir mikrofon aldım. Küçük hayallerimi pati pati adım adım gerçekleştirmemi sağlıyorsunuz. Dolayısıyla Expatrio'ya da o referans linkiyle ya da koduyla beraber kaydolursanız bana gerçekten de destek olmuş oluyorsunuz. Şimdiden teşekkür ederim. Şimdi aldığım bu belgeleri ben burada böyle her şeyi tutuyorum ki size hiçbir eksik ya da yanlış bilgi vermeyeyim. Taraflı da olmasın diye zaten bir taraftan Fintiba ile Deutsche Bank'la da kıyaslamak istemiştim videonun başında. O kısmı zaten çok güzel bir şekilde tamamladık. Fintiba'nın paketinde nelerin olduğunu zaten bir önceki videomda açıklamıştım. Dolayısıyla bu videoda Expatrio'yu açıklayacağım. Expatrio kimdir? Şimdi Expatrio sizin Almanya gelirkenki vize sürecinizle ilgili ihtiyacınız olan her şeyi size sağlayan bir bloke hesap sağlayıcısı. Fatura olarak size ne sağlamış oluyorlar? Bloke hesap, sağlık sigortası, seyahat sağlık sigortası. Benim gibi veznede eğer yapmak istemezseniz bu işi. İsterseniz sağlık sigortası içerisinde private ve public seçebiliyorsunuz. Ve de aynı zamanda opsiyon olarak N26 ya da Moniz ile beraber ayrıca bir banka hesabı açmanız konusunda size destek oluyor. Bloke hesap dışındaki geriye kalan faydaları için farklı bir paket almanız gerekiyor. Onu da söylemiş olayım. Bütün bu süreçlerde en kritiği başlangıcı zaten bu sağlayıcı bulmanızı sağlayan ise bloke hesap. Bloke hesap konusunda ise oldukça hızlılar. Onay süreci bir gün. Yani sizin parayı vesaire yatırdıktan sonra, bütün o belge kalabalığı muhabbetinden sonra karşınıza blocking confirmation alacak olduğunuz gün sayısı bir iş günü. Chef's kiss gerçekten. Fintiba'da bu 1-3 günken, Deutsche Bank'ta bu 3 ile 6 hafta arasında değişiyor. Dolayısıyla hız gerçekten de kritik. Hele ki bir de vize randevumuza sayılı günlerin kaldığı noktada biliyorum. Ay hala olmadı, hala gelmedi, ne yapacağım paniği. Çok ayrı bir panik. Hele bir de eksik evrak, ben bunu yaşadım biliyorsunuz. Eksik evrak teslim ediyorsanız o koşturmaca ve panik sanki bir gün size 16 yıl gibi geliyor. Dolayısıyla 3-6 hafta benim için kabul edilebilir bir süreç değil. Eğer 1-3 gün ya da 1 gün Expatrio ile beraber bir gün gibi bir seçeneğiniz varsa eğer, tercih etmek sizin de zaten büyük ihtimalle faydanız olacaktır. Dediğim gibi bloke hesap konusunda hızlı çözüm önermesiyle beraber aslında öne çıkıyor. En büyük faydası bu. Hızlı, online ve diğer sağlayıcılara göre 40 euro neredeyse değişiyor kıyasladığınız şeye göre tabii ki. 40 euro daha cebinizde kalmış oluyor. Dediğim gibi biraz önce Travel Health Insurance kısmında Dr. Walter aslında size destek olmuş oluyor. Bunu Value Package'in altında alabiliyorsunuz ücretsiz bir şekilde. Value Package, Expatrio'nun sunduğu farklı bir paket. Public Health Insurance, TK ile beraber dediğim gibi bu üniversite öğrencilerine, benim gibi yüksek lisans ya da lisans öğrencilerine sunulan en önemli faydalardan bir tanesi. Zaten yaptırmak zorundasınız Almanya'dayken bir sağlık sigortasını. Ayrıca uğraşmak yerine Expatrio diyor ki sana, gel benim Value Package'imi al ve ben sana bunu zaten sağlayacağım. İsterseniz Private Health Insurance'ı seçebiliyorsunuz. O da yine Dr. Walter ile beraber. Bu da dil öğrencileri için, dil okuluyla beraber gelen öğrenciler için özellikle öne çıkartılan bir fayda. Bunun yanı sıra dediğim gibi N26 ile Moniz ile beraber de bir hesap açmanızı, banka hesabı açmanıza destek olabiliyor. Bence en önemli şeylerden birisi halen daha hepimizin en büyük satın alım alışkanlığı, farklı kullanıcının yorumları. Ben aşağıya Trustpilot linkini vereceğim size. En basitinden Trendyol'dan alışveriş yaparken bir pantolonun bedenini nasıl almalıyımı bile girip de kullanıcı yorumlarından okuyoruz. Aynı şeyi yapın.
siz de karar vermek için tecrübe edenlerden ve bu konuda nasıl bir deneyim edindiğini anlatanlardan faydalanın. Trustpilot linki tam olarak bunu veriyor. Expatrio'nun kullanıcılarının yorumlarını okumanızı sağlıyor. Dolayısıyla girip okumanızı tavsiye ederim. Çünkü gerçekten iddialı. Gerçekten iddialı bir puanları var. Dolayısıyla bakarsanız oradan belki hem sorularınızı cevaplandıracak yorumlar bulabilirsiniz, hem de karar vermenize yardımcı olacak yorumlar bulabilirsiniz. Dediğim gibi, ama farklı bir sorunuz olursa aşağıya yorumlara yazabilirsiniz. Ben bilgim dahilinde hep yardımcı olmaya ve yorum cevaplamaya çalışıyorum. Ben bilmiyorsam okuyan biri biliyor. Hep yaşadık bunu. Vize süreciyle ilgili benim bilmediğim şeylere o kadar çok yardımcı olan abonelerimiz, izleyicilerimiz oldu ki. Dolayısıyla siz de yine aynı şekilde aşağıya yorumlarla yazabilirsiniz. Karşılaştırmamız buydu. Expatrio'yu birazcık da açıklamış olduk. Dediğim gibi aşağıdan Trustpilot yorumlarını okumayı unutmayın. Gerçekten de faydalıdır her zaman farklı kullanıcıların, farklı müşterilerin yorumlarını okumak. Seviyoruz bu dayanışmayı. Ve bunun yanı sıra eğer karar verirseniz hesap oluşturmaya ya da sadece bir bakmak isterseniz Expatrio neler anlatmış web sitesinde diye ya da diğer ücretlere bakmak isterseniz ya da Expatrio web sitesi neler anlatmış diye bir bakmak isterseniz aşağıdaki benim linkimle olan, referans linkimle olan linke tıklayabilirsiniz. Böyle benden bu kadar. Umarım yeterli olmuştur diye düşünüyorum. Biraz uzunca bir video oldu. Ama sizi bir alayım. Hamburg'un güneşli ve nadir günlerinden birini size göstereyim. Hiç fena değil, değil mi? Dolayısıyla dışarı çıkacağım ben de bugün işten sonra. Kendinize çok güzel bakın. Yorumlarınızı, sorularınızı sormayı unutmayın. Auf Wiedersehen.